Kızıldağ Milli Parkı'ndan herkese selamlar. Burası oksijen cenneti, Beyşehir Gölü'nün ve Dede Göl Dağı'nın hemen dibinde. Çok güzel bir alan, mavi sedir ağaçları var. Biz de derin derin nefes alıyoruz. Evet, şimdi Mavi Sedir Otel karşıda gözüküyor. Çok hoş bir görüntü. Her taraf çamlar ve mavi Yedi. sedirler. Şarkı Karaağaç şurası. Çok yakın. Mavi Sedir Ormanları. Çok güzel değil mi ya? Evet. Muhteşem. Of. Burnumuzun dibinde böyle bir yer olması ne kadar güzel bir şey. Büyük şans. Şimdi yürüyüş yolları buradan başlıyor. 9 kilometre, 6 ve 3 kilometrelik 3 tane yürüyüş yolu var. 3 kilometre olan Sedir yolu. Yani bunların devamı. 6 olan 1800 metreye çıkıyor. 9 olan da Beyşehir Gölü'ne yürünüyor. Bir kamp çadır alanı olarak izin veriliyor, gayet güzel. Şu şekilde piknik yerleri var. Aşağı tarafta da bungalovlar var. Demin bahsettiğim yürüyüş yolları buradan. Üçü de buradan başlıyor. İşte ileride rota rota işte mavi, yeşil, sarı diye ayırmışlar. Gayet de hoş gözüküyor. Şimdi bunlar Kızıldağ Milli Parkı'nın evleri. Bunlardan 5-6 tane var. Geceliği 400 lira falan. Ama 6 yatak kapasiteli. Yani 6 kişiye kadar kalınabiliyor. Öyle olunca uygun oluyor tabii. Yerden ısıtmalı. Gayet sıcak ve hoş yani içleri. Balkonları, terasları var. Mangal keyifli olur. Şömine var içeride. Tatlı, böyle şirin ormanın içindeki evcikler, bungalovcuklar. Odunu da Büyük buradan ama. alabiliyormuşuz. Odun da 30 TL'ymiş. Bu şekilde ormanın içinde görüldüğü üzere. Evet, şu anda artık toprak yola girdik. Buradan Beyşehir Gölü'ne iniliyor. Milli Park'tan direkt. Oh, mis gibi hava. Keyifli oldu. Hoş bir yere geldik. Sidir ağaçlarının arasında, sonbahar ağaçlarının, meşelerin arasındayız. Kahve yapıyoruz. Kahve. Martılar var. Zaten deniz gibi. Karşı gözükmüyor.
Bayağı deniz gibi. Türkiye'nin en büyük ikinci gölü. Hakikaten büyük göl. Biraz çok az çekilmiş şu an mevsim normalinde bence. Güzel. Beyşehir denizi diyebilir miyiz? Denilir yani. Martılar vardı burada bir sürü. Evet, şu an ilginç bir yerdeyiz. Hakikaten Beyşehir Gölü'nün ilginç bir yerindeyiz. Bomboş bir yer. Bence burası gölmüş, çekilmiş. Aynen, kayıklar falan ortada duruyor. Göl tabanı gibi hakikaten de. Şöyle. Milli Park bu tarafta geldiğimiz. Buradan güneş geliyor, pek çıkmayabilir. Bu şekilde. Şu an ada gözüküyor karşıda. Kız Kulesi Adası olabilir mi? Tam isimlerini bilemiyorum ama. Evet, bakmak lazım. Kuşlar çok güzel. Ördekler var. Evet, şimdi burada Kiliseli Adayla karşısındaki Gedikli Adası var. Bu iki ada arası oldukça yakın. Buradan geçip gidenler sadece şey amaçlı. Yani tarla sulama vesaire, traktör geçiriyorlar. Orada bir yaşam var yani, belli hani evler vesaire var ama ne bir köprü yapılmış ne işte bir doğru düzgün bir iskele var. Hani böyle kayıkları sürüp kendileri geçip gidip geliyorlar, öyle gözüküyor. Arabaları da burada duruyor zaten. Turizm açsalar ne kadar güzel olurdu evet, burası yani. Yani. Böyle bir göl başka bir yerde olsa hemen Michigan Lake oluyor yani zaten. Hakikaten güzel, çok da hoş hemen bir yer. Hemen Como Lake oluyor. Aynen öyle, ancak gel gör ki herhangi bir turizm söz konusu değil. Beyşehir Gölü 650 kilometre kare büyüklüğündeymiş. Beyşehir Denizi de diyebiliriz herhalde. Şu karşıdaki ada Mana Adası olması lazım. Eski ismi Kazak Adası'ymış. Kazaklar yaşıyormuş çünkü orada. Yerleşim yeri olan bir ada kendisi. Hacı Akif Adası o aşağılardaydı. Bir tabela bir şey olmadığı için hiçbir şey anlayamıyorum şu anda. Yani yol kenarına bir tabela konabilirdi. Şu gelen salı görüyor musunuz? Önünde kayık çekiyor. Birazdan onunla traktör taşıyacaklarmış. Merhaba. Hisarönü Körfezi'ne geldik Datça'ya. Şaka şaka öyle bir yere gelmedik. Aynen devam ediyoruz. Eğirdir gölündeyiz. Şu karşı tarafı görüyorsunuz. Burası bildiğiniz Makilik. Yani aynı böyle Akdeniz kıyıları. Sanki Hisarönü Körfezi gibi falan. Su da çok güzel gözüküyor. Ağaçlar tabii farklı burada. Ama o havayı veriyor yani. Aynı. Hani şuradan şöyle yelken. Ya niye yelken yapılmıyor burada ben anlamadım. Mükemmel değil mi? Çok güzel olurdu. Dalgası da daha zayıf. Adaları da var. Burası güzel de, tektonik oluşmuş arkadaşlar. Evet. Güzel zincir tutar yani bir de. Şimdi Kubat Abat Sarayı'nın kazı çalışmalarının olduğu yere geldim. Evet. Tabii yıkıntı halinde. Yıkıntı. Aynen. Birinci Alaaddin Keykubat yaptırmış. Kayseri'den Antalya'ya geçerken burada tam burayı çok beğeniyor. Diyor ki buraya bir saray yaptırın bana. Bu arada arkası göl buranın yani. Hemen şu arkası göl. Evet. 12. yüzyıldan kalma güzel bir saray yaptırmış ama şu anda pek yani. Bir şey gözükmüyor. Hiçbir şey gözükmüyor. Saray bayağı büyük bir saraymış. Hatta karşısında şu anda göremiyorsunuz da. Karşıdaki de adalarda da Kız Kalesi'nde mesela. Orada da sarayın bazı yapıları var. İçi çini döşemeli bir hamammış burası. Şu an bir şey anlaşılmıyor pek. Ama çok büyükmüş değil mi? Evet, büyükmüş. Saraymış.
Küçük saray güzelmiş. Evet. Bu kimin içinmiş abicim? Küçük saray. Vallahi şöyle genelde kaleçi gibi yapılar topluluğu ama yani iki yer ayakta kalmış. Bu aynı aşağıdaki kısım hamamı. Evet. Küçük sarayın içi gayet hoş gözüküyor. Burada iskelesi var. En çok ayakta kalan yapılardan biri. İki tane var bunun gibi. Sarayın içine bir daha girdik. Sarayımız manzaralı. Güzel. Denk geldiği Denk gelsin. gibi. Burası da büyük saray. Daha büyük yapıda. Bu 80'li yıllara kadar bu gördüğünüz her yer, şimdi şu göreceğiniz komple gölmüş. Buradan işte son yıllarda buraya kadar çekilmiş. Şuraların hep göl olduğunu, hani buraya anca yüksek bir yoldan gelindiğini hayal Ama burası edin. yarımada gibi Yani kalmış gölün yarımada gibi içinde. kalmış aynen. Fakat tabii şimdi çekilmiş göl. Burası artık büyük sarayın girişi. Normalde giriş burası değil de. Yıkılınca burası haline gelmiş giriş. Burada Toroslar'ın en yüksek tepesi var. Göl üzerinde kalkalar vardır yani. Buna karşılama, misafirlerine karşıladığı salon. Bir de bir perde oluşuyor. Perde açılıyor, üstüne diyor. Burası o bildiğimiz senelerde kazılar 65-66'daki kazıdan buranın yarısına kadar kiri üstü yok. Altı dekorasyonu. Biraz divan odası. Divan odası. Bura. Kararlarını verdikleri yer. Burada divan Aynen öyle. Burası Pınar Gözü'nün su akan kısmı. Çok güzel şelale gibi su akıyor. Ayrıca güzel şeyler de var. Böyle mangal yakacak üniteler yapmışlar. Bu tip üniteler var. Mangal yakmalık. Ağaçları da çekelim. Pınar'ın gözü. İçiliyor bu su arkadaşlar. Tertemiz, bulaşık yıkamak yasak zaten. Şimdi Pınar Gözü mağarasını bulduk inşallah. İçinden su çıkıyor. Pınar Gözü mağarası. Bunun içinden Pınar'ın gözü, yani Pınar'ın özü buradan çıkıyor. 16 kilometre uzunluğundaymış. Daha da uzun olabilirmiş. Daha tam iyi ölçememişler. Bayağı uzun. Mağaraya giriyoruz. Sesler geliyor, korkuyorum. Neyler geliyor? Sesler. Bak. Su sesi. Su sesi mi o? Mağara burası. Gördüğünüz gibi şu an kapalı ama içi kocaman ve hoş gözüküyor. Girişi burasıymış. Yani Pınar Gözü piknik alanından giriliyor. Şu an Eda içmek için yürüyor. Evet Eda, suyu iç bakalım ne hissedeceksin? Eda suyu içti. Şifa olsun. Şifa Amin. getirin. Ne yapıyorsun? Şu anda sucukları sayıyorum. Şarkıkara ağaçtan aldığımız kasap sucuğunu. Çok güzel bir Ortamımız yerde. güzel. Piknikteyiz. Havanın bir saati var yok. Ateşimiz yarı can çekişiyor. Ama yanacak. Yam 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 pişiyor. Yam 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 oluyor. Yemek, 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 yemek. Açız, yemek, açız, açız, açız. Selam. Afiyet olsun bize. Uçuklarımızı gösterelim. Oh.
Rahat, çok rahatsız. Tamam. Yetişmiş biber. Ve domates.